Sevgili seyirciler, aşırılık ve ifrat her zaman kötüdür. Bir işte tefrit göstermek, taksir etmek, yapılması icap edeni eksik yapmak nasıl kusurlu ise, kabahat ise, yapılması gerekenden fazlasını yapmaya çalışarak, olduğu mevcut şeyleri olduğundan farklı ve fazla göstermek ve aşırı gitmek de men edilmiştir İslamiyet'te. Guluv dediğimiz şey aşırı gitmek, haddi aşmak manasına. Yapılmaması gerekeni yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim bu aşırılıklardan, ekstremiteden insanları men etmiştir Cenab-ı Hak, aşırılıklardan. Guluv dediğimiz şeyi yasaklamıştır Allah-u Teala Hazretleri. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum gayral hakki ve la tettebi'u ehva'e kavmin kad zallu min qablu ve adallu kesiran ve dallu an sevâis sebil. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e hitaben, söyle ey Habibim, ey kitap ehli, onlara de ki, ey kitap ehli, la taglu fi dinikum, dininizde aşırı gitmeyiniz. İsa Aleyhisselam'ı seviyorsunuz ama onu beşeri ölçüler içinde insan ve peygamber olarak sevin. Ona uluhiyet izafe etmeniz, onu kendinizin Rabbi gibi düşünmeniz, dinde olmayan, hak olmayan, batıl olan bir inançtır. Bu aşırılıklara gitmeyiniz. Böylelikle dininizin safiyetini, asliyetini, özünü bozuyorsunuz. Gayral hakkı, hak olmayan, gerçek dışı bir takım yakıştırmalarla dininizde meydana getirdiğiniz bu sapıklıklar, bu aşırılıklar sizi Allah'tan uzaklaştırıyor. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ Bir kavmin, bir milletin arzularına, heveslerine tabi olmayınız ki onlar قَدْ دَلُّوا Sapıtmışlardı zaten önceden. مِنْ قَبْلُ Daha önce onlar sapıtmıştı. Dalalete düşmüş, sapıtmış olan bu insanların sapık arzularına siz de uymayın, tabi olmayın. Ve adallu kesiran. Aynı zamanda onlar kendileri sapıttıkları gibi çok, pek çok insanı da doğru yoldan çıkarmışlar. Onları da dalalete düşürmüşlerdi. Ve dallu an sevâis sebil. Ve doğru yoldan, Allah'ın razı olduğu sırat-ı müstakimden de ayrılmış kimselerdi onlar. Onların yoluna tabi olmayın. İşte İslamiyet'te Cenab-ı Hak ümmeti vasat buyurdu, mutedil ve orta yolu seçen, Allahü Teala'nın rızasına uygun her türlü aşırılıklardan, her türlü eksikliklerden kendini kurtarmış, kamil ve mükemmel, mutedil bir anlayışa sahip olan bir ümmet, bir millet, bir din mensubu istemiştir Cenab-ı Hak. Allahü Teala Hazretleri Hristiyanların kendi akidelerindeki bu aşırılık ve taşkınlıkları bu suretle Cenab-ı Hak kötülemiş, zemmetmiştir. Lu'inellezine keferu min beni İsraile ala lisani Davude ve İsa ibn Meryem. Beni İsrail'den, İsrail oğullarından kafir olan, inkara saplanan kimseler gerek Davud Aleyhisselam'ın gerekse İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmişlerdir. Onların lanetine uğramışlardır. Allahü Teala Hazretleri onların gidişatını, onların tavrını, harekatını, onların davranışlarını Cenab-ı Hak beğenmediğini, onları takviye ettiğini, onlara lanet ettiğini gerek Davud Aleyhisselam gerekse İsa Aleyhisselam vasıtasıyla bildirmiştir Cenab-ı Hak. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bu onların, bu durum onların lanete uğramasının sebebi onların isyanları,
peygamberlere karşı gelmeleri, onların telkinlerine uymamaları ve haddi aşmalarından dolayıdır. Bu sebeple onlar Allah'ın lanetine uğramışlardır bu iki mübarek peygamberin lisanıyla ve diliyle. Kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alûhû. Onlar işledikleri kötülükleri birbirlerine söyleyerek yek diğerini, birbirini bu kötülükten men etme, alıkoyma konusunda bir gayret göstermediler. Birbirlerini engellemediler kötülük yapmaktan. Yani onlar nehyi anil münker dediğimiz kötülüklerden, kötülüklere mani olma, onları engelleme işini ihmal ettiler, yapmadılar bunu. Lebi'se mâ kânû yef'alûn, onların yaptıkları bu hareketler, onların bu işleri ne kadar kötüydü buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar kötüydü bu yaptıkları işler. Hem dalalet yolunda, isyan yolunda bulunuyorlar, hem de bunu görenler o gördükleri isyana göz yumuyorlar, görmezden geliyorlardı. Bu suretle müştereken Allahü Teala'nın dinine ve emirlerine karşı gelmiş, asi olmuş bulunuyorlardı. Terâ kesîran minhum yetevellevnellezîne keferû. Onlardan pek çoğunu kafirleri sever, onların dostu olur. Onlarla dostluk peyda eder kimseler olarak görürsün. Onlardan pek çoğu kafirleri dost edinirler. Onları sever, onlarla yakınlaşırlar. İnkarcılarla beraber olurlar. Lebi'se mâ kaddemet lehum enfusuhum. En sehitallahu aleyhim ve fil azabihum halidun. Onların elleriyle, yaptıkları işlerle, yarın huzur-u hakkı gönderdikleri şeyler ne kadar kötüdür. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin gazabına uğrayacaklardır bu yaptıklarından dolayı. Bu yaptıkları işler gazabı ilahiye sebep olacağı için gerçek manada kötü ve çirkin işlerdir. Allahü Teala'nın gazabına uğrayacaklarına, gazabına uğramalarına sebep teşkil ettiği için, o gazabı ilahinin sebebi olduğu için o yaptıkları işler son derece çirkindir, çok kötüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve fil azabi hum halidun. Onlar ayrıca üstelik bir de cehennem azabında, ahirette kendileri için hazırlanan azapta da sürekli ve ebedi olarak kalacaklardır. Allah korusun. Onların dünyada bu çirkin işleri ve davranışları yarın yevmi kıyamette gazabı ilahiye sebep olacak ve ebedi olarak azap görmelerine yol açacaktır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Eğer Allah'a iman etmiş olsalardı ve Nebi'yi ve Peygamber'e inanmış olsalardı, Allahü Teala'ya ve Peygamberine iman etmiş olsalardı, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ, peygambere indirilen kitaba inanmış olsalardı, Allah'ın emirlerini tasdik etselerdi eğer, مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ, Allah düşmanlarını, kafirleri, münkirleri dost edinmezlerdi. Onları kendilerine ahbap olarak görmezlerdi. Onlarla içli dışlı olmaz, onları kendilerine dost olarak seçmezlerdi. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ. Fakat onların pek çoğu, onların çoğu fasıktırlar. Allah'ın emrine karşı gelmiş kimselerdir. Allah'ın emrine itibar etmeyen, Allahü Teala'nın dinine kıymet vermeyen insanlardır onların çoğu. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. İslamiyete ve müminlere düşmanlık konusunda en şiddetli ve en acımasız, en sert ve katı tutum içinde bulunan kimselerin
kimler olduğunu müminlerin bilmesinde Cenab-ı Hak fayda murad etmiş Allahü Teala Hazretleri. Onun için buyuruyor ki kasem ile leteciden ne andolsun ki sen mutlaka bulursun. Eşedden nasi adaveten, insanların en şiddetli düşmanlığını, düşmanlık bakımından en katı olanını görürsün. Lillezine amenu. İman edenlere en şiddetli düşmanlık kimseler gösteren kimselerin el yehude vellezine amenu vellezine eşreku, Yahudiler ve müşrik koşan kimseler olduğunu görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede leteciden eşedden nasi adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşreku, müminlere, iman sahiplerine düşmanlık edenlerin en katı ve şiddetli olanının Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün. Mutlaka onlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları eğer inceleyecek olursan onların düşmanlığının çok şiddetli ve katı olduğunu müşahede edersin buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. İman eden kimselerin sevgisine en yakın, iman edenlere en fazla yakınlığı bulunan kimselerin de اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى, biz Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz Hristiyanız diyenler de müminlere sevgi bakımından, müsamaha açısından daha yakın kimselerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yahudiler ve müşrikler düşmanlık bakımından ne kadar şiddetli ve katı iseler, Hristiyanız diyen kimseler de müminlere sevgi bakımından o kadar yakındırlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların da yakınlığı söz konusudur. Onları da yakın olarak bulursun buyuruyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ, bu şu sebeptendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Hristiyanlardan yakınlık gösteren kimselerin bulunması ve daha samimi görünmeleri, daha yakın görünmeleri, ذَٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّس۪ينَ وَرُحْبَانًا, onlar içerisinde bir takım din adamları ve rahipler vardır. وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, onların içerisinde bulunan bu din adamları ve rahipler manastıra kapanarak ibadetle meşgul olan bu insanlar kibir ve gurur göstermezler. Hakikat karşısında böbürlenmezler. Bu böbürlenmeyen insanlardan hakkaniyet ve insafla hareket eden kimseler bulunması, İslamiyetin ifade ettiği hakkı ve gerçeği anlayabilecek kapasitede, kabiliyeti insanlar olduğu için bunlar da etraflarındaki insanlara müsbet telkinlerde bulunmaya çalıştıkları için bunlar her ne kadar İslamiyetin arzu ettiği, emrettiği şekilde iman etmemiş olsalar bile Yahudi ve müşriklere nispetle mutlaka müminlere daha yakın, daha onlarla anlaşabilecek, daha iyi diyalog kurabilecek durumdadırlar onlar. Onların anlaşma imkanı daha fazladır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bu suretle Hristiyanız diyen kimseler içerisinde hak ve hakkaniyete, gerçeğe bağlanan ve hakikat karşısında kibir ve gurur göstermeyen, böbürlenmeyen bir takım rahiplerin mevcudiyeti dolayısıyla bunların İslamiyete daha yakın ve sıcak baktığını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu suretle ifade buyuruyor Allahü Teala Hazretleri, beyan ediyor. Ve bundan dolayıdır ki demek ki onlarla anlaşabilmek, hakikatleri onlara anlatma konusunda onlara öncelik tanımak icap ettiğini de zımnen Allahü Teala hatırlatmış oluyor. Allahü Teala'nın bu emri gereğince müminlerin ehli insaf olan kimselere hakikati
anlatabilme imkanını bulduğu kimselere meseleleri, imanı, İslamiyeti anlatma konusunda öncelik tanımalarının uygun olacağı bu suretle anlaşılmaktadır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri en şiddetli düşmanlığın İslamiyete akide bakımından, inanç bakımından en uzak olan kimselerin Yahudiler ve müşrikler olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Ve bu suretle onların İslamiyete yaklaştırılmalarının Hristiyanlara nispetle daha güç olduğunu ve hakikati kabul etme konusunda da evvel emirde her şeyden önce mutlaka kibir ve gururun, boş inadın terk edilmesi icap ettiğini de Cenab-ı Hak bizlere bildirmiş oluyor. Ayet-i kerimede bu husus gayet sarih olarak anlaşılmaktadır. Tebliğ ehli olan, İslamiyeti anlatmakla mükellef olan kimseler için de bu çok ciddi ve mühim bir kıstas teşkil etmektedir bu husus.